Herkese merhabalar. Ben Eyüp Karagüllü. Para Dergisi'nin bu sene 8.sini düzenlediği Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nin şimdiki oturumunda Kolektif House kurucu ortağı Ahmet Onur ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk. Merhabalar Eyüp Bey. Merhabalar. Merhabalar herkese. Bugün Ahmet Onur ile Kolektif House'u, yeni girişimleri, kolektif yarınları, yeni projeleri, kolektif yarınları, Türkiye girişimcilik ekosistemini ve girişimciliğin dünyamızı tehdit eden sorunlara karşı verdiğimiz mücadele nasıl bir rol üstlenebileceğini konuşacağız. Ama öncelikle Kolektif House'u sormak istiyorum. Ben 2015'te, Ocak 2015'te kurduğumuzdan bu yana kurduğumuzda Kolektif House bugün 3 şehir ve 14 lokasyonda faaliyet gösteriyor. Ve kurulduğu günden itibaren çok başarılı olduğu Türkiye girişimcilik ekosisteminin kalbinin attığı bir yer haline geldi. Sonrasında pandemi ve getirdiği kapanma, bu son 3 sene nasıl geçti? İş modelini nasıl evrildiniz? Ve bu pandemi sonrası oluşan yeni iş iklimi diyeyim. Orada yol haritanızda neler var? Nasıl adapte olacağız bu yeni döneme? Tabii ki. Kolektif 2015'ten beri aslında dünya da çok değişti 2015'ten beri ve çalışma hayatı herhalde en radikal değişimini yaşadı COVID ile beraber. Bu bizim işimizi kısa vadede kötü etkilemiş olsa da bugün bakıldığında iş modelimizde çok birbirine geçen ve bizi şanslı kılan bazı etkileri oldu. Çok özetlemek gerekirse biz başladığımızda daha paylaşımlı bir ofis konsepti olarak çıktık. Daha fazla startuplar ve küçük ölçekli yapılar, freelancerlar üzerinden paylaşımlı komponentimiz çok daha ağırdı. Etkinlikler, işte iş birlikleri, içine girdiğinizde ofisten daha fazlasını alabildiğiniz bir çalışma hayatı hayal ettik ve bunu oluşturduk. Ama zaman içinde gördük ki bu oradaki temel öğeler aslında büyük firmalar tarafından da ihtiyaç duyuluyor. O yüzden biz işi büyüttükçe müşterilerimizin, üyelerimizin ebatları büyüdü. Büyük şirketlerle de çalışmaya başladık. Ve COVID'e girerken aslında belli bir seviyede büyümüştük. Bazı lokasyonlarımız açılmıştı. COVID'de şey yaşadık. Artık dijitalleşmenin de el verdiği üzere çalışma hayatı iyice şekil şemalden çıkıp özgürce yönetilen parmak izi gibi her firmanın kendi doğrusunu bulmaya çalıştığı, her kişinin artık kendisine ben remote'cu muyum, uzaktancı mıyım, ofiste mi daha verimliyim diye daha derin sorular sorduğu bir çalışma hayatında daha özgürce çalışabildiğimiz bir hayata gözlerimizi açtık. O bizim modelle cuk oturdu. Çünkü aslında Collective House'a bakıldığında Collective House daha sosyal, daha neşeli, daha esnek hem hukuki olarak hem finansal olarak. Çünkü ön maliyetlerin ve yatırımların kolektif tarafından yapıldığı hazır bir ofis konsepti. Süre olarak da keza bir günden ta 2 yıla kadar uzun bir süre zarfında çalışma alanı sahiplenebiliyorsunuz. Bütün bunları yan yana koyduğunuzda biraz daha ekonomik, daha esnek ve özgür bir çalışma hayatı tasarlıyorduk. İşte bu değişiklikler bu öğelerle çok iyi oturdu. Ve biz COVID'den sonra en hızlı büyüme evremize girdik. Ve bunu bizim de yeni servislerimizden dolayı Collective House'un bir enterprise çözümleri çıktı kurumsal. Mini diye dakikalık ödediğiniz otonom konsepti çıktı. Daha perakende tarafta. Lokasyonlarımız arttı. Dekorasyon hizmetlerine başladık. İşte sanal olarak verdiğimiz hizmetler arttı. Ve aslında biz artık çalışma hayatının olduğu ve çalışma alanı ihtiyacının olduğu her yere ve herkese, yani bir kişiden daha 1.000 kişiye kadar herkese temas edebilen bir yapı olduk. Yani en büyük değişiklik aslında kurulduğumuzdan beri. İlk başta biraz paylaşım dünyasındaydık. Şimdi ise çalışma hayatının olduğu her alanda çalışan insanların hayatını dönüştürmeye, geliştirmeye çalışıyoruz. Anlıyorum. Buradan ben şeye döneyim o zaman. Hani aslında sizin Collective House'u kurarken bir konuşmanızda bahsettiğiniz tanım da aslında galiba bunun şu yaşanan değişimi de çok örtüşüyor. Doğallığın gücüne ve duyarlı olmanın kıymetine inanarak tasarlanmış yaşam ve üretim alanı demiştiniz şeye. Bugünkü hani o bahsettiğiniz konsepti tam karşılıyor anladığım kadarıyla Doğru. Biraz daha yapılandık, biraz daha büyümenin getirdiği daha sistematik olmayı öğrendik. Bir teknoloji şirketi satın aldık, daha teknolojik altyapımızı güçlendirdik. Ama esansındaki durum değişmedi. Aslında daha verimli, daha sürdürülebilir, daha neşeli bir çalışma deneyimini
şu anda sunmaya devam ediyoruz. Buradan hemen planları sorayım. Şu anda 3 şehir 14 lokasyon, bu artacak mı? Aklınızda neler var? Evet, artmaya devam edecek. Aslında 3 şehir noktasında globalde de bir adım attık. Londra'da bir proje başlattık. Ama tabii Türkiye ve dünyanın da belirsizliğinin biraz had safhada olduğu günlerin içindeyiz. Bunları da gözeterek biz de her firma gibi aslında öngörülerimizi daha kısalttık. Eskiden belki 3-5 yılı öngörmek kolayken, şimdi bakıyoruz planlarımız daha böyle 3 aylık, 6 aylık, daha çevik bir çerçevede. Ama Türkiye'de büyümeye devam edeceğiz. Yani ulusal bir büyüme seyrediyoruz şu anda artık. Ankara'da, İzmir'de yoğunlaştık. İstanbul'da yeni lokasyonlarımız geliyor. Türkiye'de bu alışkanlığı mümkün olduğu kadar yaygınlaştırmaya devam ederiz yılın devamında. Teşekkür ediyorum. Ben hemen buradan şeye geçeyim. Sosyal girişimler tarafına geçmek istiyorum. Kolektif Yarın projesi var. Biraz bu projeden bahseder misiniz? Ne hedefliyorsunuz, ne yapacaksınız bunda? Kolektif Yarın bizi çok heyecanlandıran bir proje. Başlangıç noktası da deprem felaketiyle oldu. O dönemde aslında depreme yardım için kurduğumuz bir altyapı. Biz tabii kolektif ağız olarak bir işimiz kaba tabirle çöp çatanlık. Yani biz networking alanı olarak birçok startup'ın, birçok servis sağlayıcının, kurumun aynı zamanda bir çatısı ve onların buluştuğu bir platformuz. Biz de bu yetimizi kullanarak aslında bir mecra oluşturduk ve depremle ilgili destek olmak isteyen herkesin, içerik paylaşmak isteyen herkesin bir çıkış noktası olabilecek bir platforma dönüştü Kolektif Yarın. Burada birçok firma girip hani deprem, felaketler ve ileride daha güzel bir yarın için bu kriz döneminde umarım en sağlıklı bir şekilde atlattığımızdan sonra da devam etmesini yeğliyoruz. Bu gibi yarını güzelleştiren, bugünün ihtiyaçlarını temas eden destek ve yardımların bir alandan rahatça erişebildiği bir platform olmasını istedik. Startuplar tarafından da güzel bir şey aldık buna, geri dönüş aldık. Niyetimiz bu aslında birçok servis sağlayıcı ve startup'a, bizim bünyemize ve topluluğumuza giren bir teşvik programı olsun. Ve onlar da hizmetlerinin bazı kısımlarını büyük ya da küçük demeden daha gönül işleri diyeyim, daha sürdürülebilirlik, destek, insan, şehir, yani birçok alanda farklı, yani alan agnostik bir şekilde yardımlarını paylaşabilmeleri için kurduk. Büyütmek istiyoruz bu alanımızı. Yani işimizin dışında bir alan ve bir teşebbüsü olsa da şu anda bizim için çok kıymetli. Biraz meraktan soruyorum. Depremde nasıl bir etkileşim oldu orada? Hani bu kurduğunuz altyapıda? Şöyle, aslında kurulduğu anda biz hem bilgi merkezi gibi kullandık orayı. Depremde birçok yardım destek kolektif hastalarda buluşturuldu, bir araya getirildi ve yollandı. Orada bir platform olmaya çalıştık. Kurumsallığın da verdiği güveni, güvenceyi üyelerimize ve topluluğumuza yansıtarak o karmaşa içinde bir kanal olmaya çalıştık. Ama kolektif yarınla beraber daha da öteye gitti iş. Orada birçok startup'ın ve işin verdiği yardım ve mesela psikolojik destekle ilgili ücretsiz destekler. Mesela taşınma hizmetleri, apartman bulma hizmetleri, herhangi bir ihtiyacı karşılayan her türlü hizmet sağlayıcı gelip deprem boyunca hizmetlerini bilabedel ya da indirimli bir şekilde platform üzerinden sunabildi. Böylece son kullanıcı ihtiyacı olanlar platforma gelip ihtiyaçlarına erişti. Ve böylece çok daha merkezi bir destek platformunu ortaya koymuş olduk. Anladım. Kolektif yarınlardan yola çıkarak aslında şeyi sormak istiyorum. Siz de bahsettiniz, aslında dünyamızın geleceğini tehdit eden birçok sorun var. İklim değişikliği, deprem, aşırı hava olayları, gıdaya ve suya erişimdeki sıkıntılar. Biz de hani Kolektif Ağız bu kadar Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin nabzını tutan bir yer olarak bu tip sorunlara çözüm arayan girişimler sayısında bir artış görüyor musunuz? Girişimciler bu alana ilgi gösteriyorlar mı, ya da şey var mı, bir talep artışı var mı? Bu konuda bizde birincil seviyede bir veri yok. Ama şunu söyleyebiliriz ki bir süredir aslında baktığınızda yeşil ekonomi olsun, daha yani sürdürülebilirlik üzerine kurulu ekonomiler,
enerji ile alakalı Enerji işte verimliliği. daha sürdürülebilir enerji verimlilik alanı. Bu tarzda birçok sosyal çatı aslında genişlemekte. Yani bu birçok girişim aslında toplumun ve kullanıcının ihtiyacıyla çok paralel. Çünkü bir girişimci aslında ihtiyaç tespiti yapıp bir problem tespiti yapıp onun çözümünü sunmakla sorumlu. Bakıldığında bugünün problemlerine baktığınızda gittikçe sürdürülebilirlik ve aslında daha çevresel işlerin değeri hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde artmış ve artmaya devam ediyor. Bu minvalde bence o dalga devam edecek. Yani deprem gibi konularda da ben birçok girişimin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Zaten birçok girişim çıktı bu bence süreçte. Daha böyle servis sağlayıcı, daha belki biraz daha konvansiyonel alanlarda diyelim. Ama teknoloji girişimcileri için de birçok fırsat olduğunu bence birçok kişi de gördü. Yani girişimci sayısı da gittikçe hızlı bir şekilde artıyor. Benim tahminim ve bizim gördüğümüz aslında içgörü bu alanın gittikçe büyüyeceği yönünde. Afet bir ayrı bir iş alanı gibi haline geliyor aslında. Hani olumsuz da olsa ne yazık ki. Maalesef. Yani orada iklim de bunun daha ön Tetikleyici. plandaki felaket şeyi belki tipi. Ama bütün dediğim gibi bu çevresel konularda ben ciddi bir artış olacağını düşünüyorum. Daha duyarlı bir insanlıkla hani şeyiz bence. Daha bilinçli ve duyarlı. Umarım da böyle ilerler aslında. Evet. Peki şey işin yatırımcı tarafına baktığınızda bu tablo nasıl? Hani sonuçta son dönemdeki yatırımları ağırlıklı olarak oyuna, kurye servisleri gibi hizmetlere, ödeme sistemlerine, e-ticaret çözümlerinde yoğunlaşıyor. Sosyal girişimler için farklı fon bulma kaynakları var. Bu bahsettiğimiz dünyanın sorunlarına karşı çözüm üretecek firmalar için de UNDP benzeri kurumlar tabii destekler sağlıyorlar ama bizim geleneksel yani risk sermayesi ya da girişim sermayesi dediğimiz tarafta iki yatırımcılar nasıl bakıyorlar sizce? Ya orada dürüst olmak gerekirse, şimdi yatırımcıların ve insanların ajandasıyla çok ilintili bir konu. Eğer sonuçta en yüksek ticari getiriyi sağlamak ise bugünün şartlarıyla, o zaman oyuna, bugün belki de daha fazla artificial intelligence tarafına, AI tarafına bir yer çekimi oluşuyor. Çünkü özellikle startup dünyasında, ilgi alaka yani o alandaki iyi işler ve oradaki yatırımcı adetleri vesaire gibi daha çevresel şeyler bir şirketin değerlemesi, iyi gitmesi, yatırım bulabilmesiyle çok ilintili. O yüzden büyüyen balonlar, balon da demeyeyim yanlış olmasın ama büyüyen gruplar tabii daha yüksek yatırıma erişim sağlıyor. Ve bunun sebebi de daha yüksek getiri sağlayacağına dair o alanın daha büyüyebileceğine dair bir intiba oluşması. Şimdi durum böyle oldukça maalesef diyebiliriz ama bence bu hayatın ve mevcut sistemin yani gerek kapitalist sistem diyelim başka isim takalım ama mevcut sistemin olmazsa olmazı. Çünkü getiriye koşan bir sistem kurulu. Bu minvalde tabii biraz arka planda kalabiliyor sosyal girişimler. Ama dediğiniz gibi o konuda o dikeyde bence gene daha büyük bir büyüme var. Yani yemekle ilgili. Food tech, health tech, daha sürdürülebilir konuların isimleri bile yokken bugün bunların da ufak ufak sektörleştiğini görüyoruz. Bence tamamen zamanla ilgili bir konu. Yani oradaki işler, yani iki şapkayı giyip hem kazanca, getiriye hem de çevresel etkiye faydası olan işler biraz daha örneklendikçe bence oraya doğal bir kayma olacak. Bunu ben bizim jenerasyonumuzda olacağına inanıyorum, inancım tam. Çünkü o tarafa doğru bir eğilim var. Ama dediğim gibi yatırımcı da en yüksek getiriyi bulmakla sorumlu olduğu için şu anda da sosyal etki ve çevresel fayda kullanıcı tarafından bile yeterince ödüllendirilmediği için böyle bir yavaş geçişin içerisindeyiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim vaktiniz için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim aslında büyük bir şey yok. Bizi ağırladığınız için teşekkürler. Bize zaman ayırdığınız için. Keyifli bir görüşmeydi bizim için. Tekrar teşekkür ederim Ahmet Bey. Para Dergisi'nin düzenlediği Yeni Nesil Girişimcilik Serisi'nin bu oturumunda Ahmet Onur'u konuk ettik.
Çok teşekkürler tekrar Ahmet Bey. İyi yayınlar diliyoruz herkese. Hoşçakalın.